İddiaya göre 24 yaşındaki kadın bir yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı tarafından sık sık tehdit ediliyordu. Tehditlerden kaçan kadın ailesiyle birlikte işte buraya taşındı. Beraberindeki iki kişiyle birlikte tam buraya gelen eski nişanlı genç kadını kaçırmaya çalıştı. Kadın kendine direnince hiç acımadan suratına doğru ateş açtı. Ben amcasıyım Sena'yı. Eski erkek arkadaşı. Yeğenim de 2 ay önce nişanlanmıştı zaten. Muhtemelen bunu yediremedi kendine. Veya bunu bir şey haline, kin haline getirdi. Eski nişanlısı mıydı? Eski nişanlısı, direkt olarak eski nişanlısıyla ama aralarında bir söz olduğunu biliyorum. Yani ama bir istemeydi, şeydi öyle bir şey yok diyor. Hiç olsa bizim haberimiz olurdu. Amcasıyım ben. Sonrasında 2 ay önce benim yeğenim nişanlandı zaten. Sonrasında zaten dün 2 gün önceydi. Biz olayı şu şekilde geldi. İşte abim aradı. Dedi oğlum neredesin? Böyle böyle bir olay oldu. Biz apar topar hastaneye geldik. Evin önüne 3 kişi gelmişler. Bir arabayla orada annesiyle beraber bir şeye annesi kızını çekmeye çalışmış, kızı kaçırmaya çalışmış. Kız da gitmeyince, direnince en son o şeyde boynuna silah buradan dayıyor. Silah buradan patlıyor. Beynine saplanıyor. Yani çapraz şekilde beynine saplanıyor. Daha sonrasında zaten apar topar buraya getirdik. Ama duyduğumuz bilgiye göre 3 kişi, yani bizim görülen annesinin görmüş olduğu, oradaki komşularının görmüş olduğu 3 kişi. Ama bir avukatla beraber kendisi 2 kişi olarak teslim olmuşlar herhalde. Ülkü'nün durumu şu an benim de beyniyle mermi şu an savaşıyor. İşte 8 saat gibi bir süre şu an için sadece onlar da herhangi bir ameliyat etmediler. Ama 48 saat bile, yani şu ana kadar yaşaması bile mucize olduğunu söylediler. Sonrasında işte artık bilmiyorum, yani doktorlar da size saat 1 ile 2 arası bilgi veriyor. Onlarca zaten kimse bilgilendirmiyor da. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beklemek çok kötü bir şey. Bizim canımız, yani 24 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Normal asgari ücretle çalışan, kendi halinde evinden işinden evine giden bir kız, dar gelirli bir ailenin kızı, gideceği duracağı yeri hani bilen bir kız, hani şey yapacak bir kız değil. Hiçbir suç, hiçbir yaptığın iş bu değil. Bu değil yani. Nasıl anlatırım? Nasıl, ya bunu şu an size konuşuyor olmam bile benim, yani dediğim gibi ya çok fazla da söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece şunu istiyorum biz. Yani bu insanın ya kesinlikle ya ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz. Yani bizim karşımıza yarın diğer kızlarımıza yapıldığı gibi şeyle gelirlerse, yani bu çocuk 8 yıl 10 yıl sonra çıkarsa, yani o zaman biz de mi adaletimizi kendimiz sağlayalım? Annesinin gözünde, annesinin durumunu az önce siz de gördünüz, orada konuşacak durumda değil. 2 günden beri sakinleştiremiyoruz. İğnelerle ayakta duruyor. Babası zaten, ya gördünüz, siz de aslında gözünüzle gördünüz. Ne yapacağımızı, kime gideceğimizi, nasıl davranacağımızı dahi bilmiyoruz. Şu an ciddi anlamda bir yaşam mücadelesi veriyor. Çünkü şey beyninde, yani bir kurşun düşün, o sizin beyninde ve onun reaksiyonunu bekliyoruz, o kadar. Ya silah burada birbirini çekişti de bir tane çocuk bir tane silah kıza vurdu. Ondan sonra kaçtı gittiler. Herhalde annesi vardı burada. Ambulans bir yarım saat sonra geldi. Vallahi kuruş sıkıydı. O kuruş sıkı mermisine biraz benziyordu. Benim geldiğimde kız ortada yatıyordu. Millet çoğalmış idi. Yalnız kızın şöyle 2 metre uzaklığında kapsun vardı. Hakiki kapsun. Kimisi dedi kuruzluk ama değildi. Ortalık karıştı. Bir taraftan bir ekip geldi. Bu ekip hatırlıyorum, kimin nesi olduğunu bilmiyorum. Kuruzluk.
sandıklarımızı teklemeyin dedi bana. Kurtaramadım ben. Yalamadım çocuğumu, yetişemedi. Kapının önünde ayağına yordular benim kızımı. Yaktılar kızımı, yaktılar. Ben ona saldırırken niye tutmadı kimse? Allah'ım. Daha bugün gördüm. Bugün girdim içeri, bugün gördüm. Sarayarak girmiş dedi. Umut beklense durumu ağır dedi. Uyutuluyor şu anda dedi. Durumu dedi kötü dedi. Gözümün önünde ayağı oldu. Boku alamadım silah. Beni aradı, kaynanası aradıydı beni. Okula gidecektim. Telefonu evde bıraktım. Uyuyordu. Ehliyet almaya gideceğiz. Onu kaldır dediler. Kaldırdım çocuğu. Ben okula gittim çocuğumu almaya. 10 yaşındaki çocuğumu. Ondan sonra getirdim eve. Çocuğu hazırlanmış, giyinmiş. Kayınpederi gelmiş, bekliyormuş. Çocuğum şuraya yutkunuyordu 3 sefer. Niye şu burasını şöyle yutkunuyordu? Neden yutkunuyorsun kızım? Boğazım acıyor dedim. Ne oldu dedim. Boğazım acıyor anne dedi. Kızım gitme dedim bugün dedim. Hastaneye gidersin dedim. Yarın gider alırsın dedim. Ehliyetini dedim. Gitme dedim. Bugün çıkma dedim. Çıktı. Kayınpederin arabasına binmiş. Ben içerideyim. Üstümdeki şeyi çıkardım. Dışarı çıkacaktım. Şimdi dışarı diyorum, çocuğuma bakacaktım okuldan gelene. Ses duydum. Deniz'in sesini duydum. Arabadan çocuğu çıktım kapıya. Arabadan çocuğu çekti aldı. Elinde silah. Ondan sonra bak kafasına dayadı. Çocuğumu çekiyor. Ben kayınpederine sivil polisim demiş. Ondan sonra arabaya çekiyor çocuğu. Arabanın önünü kesmişler. Arabayı çekiyor çocuğu. Ben senin arabaya, sen polis değilsin dedi. Binmem o arabaya dedi. Hiç korkmadı. Silah kafasına dayalı. O bir kurtuldu. Çocuğumu yetişti. Montundan tuttu, geri çekti. Boynuna dayadı. Sonra da vurdu. Ben yetiştim, ona saldırdım. Vurdum. Millet toplaştı oraya. Bir Allah'ın kulu yardım etmedi. Vurdum birkaç defa sendirgi düştü. Belindeki silahı alacağım. Silahı beline koydu. Silahı alacaktım, vuracaktım. Ben bunu vuramadım. Gebertemedim. Sonra bindi arabaya. Arabaya saldırdım. Arabadan içinden tuttum. Arabaya saldırdım. Arabaya vurdum. Kaçtı gitti. Kuzum neresinden vuruldu diye baktım kafasına gözüne. Hiçbir yerinde kan yok. Sonra baktım ki boynunda. Boynundaki damla kan, boynundan vurmuş. Allah'ım yardım edin bana, yardım edin bana. Kuzum, Rabbim yardım edin bana, yardım edin. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum, yardım etsinler bana kuzum. Of. Bu eşya mı? Güpegündüz bir kız çocuğunu kapıdan alıp da şu an canıyla cebelleşiyor. Bunun hesabını kim verecek? Biz bunun hesabını ve polisim diye gelip çocuğu, sivil polisim deyip de kapıya dayanıp çocuğu alıyor ve işkence ederek çocuğu öldürmeye çalışıyor. Şu an yoğun bakımda. Hiçbir yaşama belirtisi bile yok çocuğumuzun. Biz bunun hesabını kimden soracağız? Biz bu adalete, devlete güveniyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum.
özellikle. Ne olur bu kadın cinayetlerine artık dur denilsin. İdamsa idam gelsin. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Yeter artık yani. Bir daha kadın cinayeti duymak istemiyoruz. Sabah haberleri açıyoruz kadın cinayeti. Akşam kadın cinayeti. Yeter. 24 yaşında bu çocuğun suçu günahı ne? Hiç mi bir Allah'ın kulu yoktu ya? Ya bugün benim başıma geldi, yarın senin başına gelmeyecek diye bir şey yok. Biz yandık, başkası yanmasın. Deniz yandı, başka denizler yanmasın kardeşim. Cumhurbaşkanımız bize el uzatsın. Bizim çocuğumuz şu an ölümle pençeleşiyor. Hiçbir yerden bize bir tepki, bir şey yok. Bizim canımız yandı, başkasının canına yanmasın lütfen. Yalvarıyorum. Ya bizim çocuklarımız, kızlarımız sokakta gezemeyecek mi? Birkaç ipsiz sapsız biri yüzünden ben çocuğumu eve mi hapsedeyim? Ya yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımdan özellikle yardım istiyorum. Bu kadının, bu annenin acısını dindirmesi için. Bir el uzatsınlar şu insanlara. Gelin yaşadığı yeri görün kardeşim. Bu kız 13 yaşından beri çabalıyor kardeşleri için. Kim biliyor, kim biliyor, kim gördü?